Yine bir hoş geldin bebek programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızda çocuklarda göz sağlığını konuşacağız inşallah. Ve ayrıca programımızda yine birbirine soralım bölümümüzde bebeğin anne karnındaki gelişimiyle ilgili bilgilerimiz olacak. Annem kazan ben kepçe bölümünde lezzetli bir tarif sizlerle birlikte olacak ve bebeğim için bölümde alışveriş önerileri vereceğiz. Evet, bugün çocuklarda göz sağlığını konuşacağız demiştik. Uzman doktorumuz, göz hastalıkları ve uzmanı Doktor Sadık Kabaklı bugün bizlerle birlikte. Siz de programımıza telefon aracıyla katılabilir, sorularınızı doktorumuza iletebilirsiniz. Telefonlarımız 0312 alan koduyla 341 20 40. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için yoğun çalışma hayatınızda. Hocam çocuklarda göz sağlığı dediğimizde ilk önce biz yeni doğan dönemini ele alalım isterseniz. Bebeklerde en sık görülen göz rahatsızlıkları hangileridir? Yeni doğan dönemindeki bebeklerin bize sıklıkla gelme şikayeti gözde çapaklanma, kızarıklık, sulanma şikayeti ile gelirler. Bebeklerin, normal sağlıklı doğan bebeklerin %5'inde göz yaşını burna aktaran kanalımızda bir tıkanıklık vardır. Ve günler, haftalar boyu gözlerin bir tanesinde çoğunlukla sulanma, çapaklanma şikayeti olur. Bundan sonra bebeklerin bizi ziyaret etmesinin ikinci sebebi, gözlük ihtiyacı, çocuklarda kayma şüphesi ve şaşılıkla ilgili takiplerimizdir. Anne babalar yeni doğmuş bir bebeğini en erken ne zaman göz doktoruna götürmeleri gerekir? İlk muayeneleri ne zaman olması gerekir? Biz yeni doğan bebekleri çok erken dönemde göz polikliniğine çağırmıyoruz. Çok fazla erken dönemde görmeyi çok istemiyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Göz muayenesi İlk günlerde çok kolay olmuyor, bize çok fazla bir şey kazandırmıyor. Bu nedenle anne babanın bebekle ilgili herhangi bir endişesi, herhangi bir kaygısı, herhangi bir sıkıntılı düşüncesi yoksa, her şey normal gidiyorsa, aile hekimi, çocuk hekimi, çocuğun gözle ilgili durumunu normal kabul ediyorsa, göz muayenesini en erken 1 yaşında istiyoruz. 1 yaşında istememizin de şöyle özelliği var. Toplumun yaklaşık %2'sinde göz tembelliği vardır. Bunları 1 yaşındaki muayenede göz tembelliğine aday mıdır, değil midir? Kişinin, bebeğin gözlük numarası kaçtır veya gözlük ihtiyacı kaçtır, bunu tespit etmek isteriz. Şüphemiz varsa, endişemiz varsa 6 ay aralıklarla takip ederiz. Hiçbir şikayeti olmayan, herhangi bir göz ile ilgili kaygımız olmayan çocuklarda mutlaka yapılmasını istediğimiz muayene 3 yaş muayenesidir. Genellikle biz ailelere 3 yaşının doğum günü geçtikten sonra büyük E harfinin ayaklarının ne tarafa baktığını anne babanın çocuğuna öğretmesini ve bu şekilde bize gelmesini istiyoruz. %1-2 sıklıkta yakaladığımız bu tembellikleri gözlük vererek, kapama yaparak çoğunluğunu düzeltebileceğimiz için 3 yaş muayenesi olmazsa olmaz istediğimiz tek muayene. Rutin periyotlarda o zaman öncelikle 1 yaşında. 1 yaşında olmasını tercih ederiz ama ısrar etmeyiz. 3 tamam. yaşında mutlaka muayene etmek isteriz. Mutlaka gelmesi gerekir. Peki bebek ve çocuklarda görme bozukluklarının belirtileri nelerdir? Anne babalar nasıl anlarlar gözle ilgili bir sıkıntı olduğunu? Poliklinik takiplerimizde problemli, gözlük ihtiyacı olan, görme problemli olan çocukların aslında ailesi tarafından çok fazla fark edilmediği, atlandığı, birçoğunun okuldaki rehber öğretmenlerinin ayrı ayrı gözlerin görme derecesini ölçmesi sırasında yakaladığını fark ediyoruz. Okul dönemine kadar okul dönemine gözden kadar anne babanın çoğu kaçırabiliyor. Bu nedenle zaten olmazsa olmaz istediğimiz muayene 3 yaş muayenesi. Okumuş, üniversite mezunu olan anne babaların çocuklarının görme problemini yakalayamadıklarını fark edebiliyoruz. Parlak ışıklı ortamda çocukların bir gözünü kapatması veya bir yere dikkatli bakarken başını eğmesi, gözünü sık sık kırpıştırması gözlük ihtiyacıyla veya görme problemiyle ilişkili olabilir ama bizim anne babadan özellikle 2 yaşından sonraki çocuklarda gözleri ayırarak, yani çocuğun bir yere dikkatini verdiği bir zaman bir oyun ortamı oluşturarak
bir gözünü, sağ gözünü kapatarak sol gözüyle ne kadar görüyor? Örnek çizgi filmdeki karakterlerin ne yaptığını... Bir oyun tarzında belki olabilir. Sonra şimdi gözümüzü sol gözü kapatarak tabii. Bu şekilde iki gözü birbirinden ayırmadan gözün bir tanesinin az gördüğünü fark etmek çok mümkün olmuyor. İki gözde de ciddi görme ile ilgili sıkıntılar varsa zaten anne baba onu fark ediyor. Peki erken doğan çocuklarda görülen prematüre retinopatisi diye bir hastalık var. Araştırma yaparken bunları gördüm. Bu hastalığın hakkında bilgi verir misiniz? Nedenleri nedir? Tedavi sürecinde neler uygulanıyor? Prematüre retinopatisi dediğimiz bu rahatsızlık, tüp bebek yöntemlerinin artması, ikiz, üçüz gebeliklerin artması, erken doğan bebeklerin yaşama ihtimalinin artması nedeniyle daha sık görür hale gelmekteyiz. Buradaki temel olay anne karnındaki bebeğin kanındaki oksijen oranıyla doğduktan sonraki oksijen oranının değişken olmasıdır. İkincisi gözümüz 3 tabakadan oluşur. Dışta beyaz tabaka, ortada damar tabaka ve işte gözün içini kaplayan görme tabakası. Görme tabakasının damarlanması doğuma 2 ay kala tamamlanır. Gözün arkasından, görme sinirinden gözün damarları çıkar. Yavaş yavaş kenara doğru, öne doğru ilerleyerek genelde doğumda retinanın, görme tabakasının damarlanması tamamlanmıştır. Bu bebek erken doğduğunda, özellikle 30. haftadan daha erken doğduğunda retinanın damarlanması tam olmadığı için, daha fazla oksijenli bir alana geçtiği için erken doğan bebeklerde ek olarak akciğer sıkıntıları da vardır ve küvezde kalması, solunum cihazına bağlanmasıyla yüksek miktarda oksijen maruziyetine kalmaktadırlar. Bu da retinanın damarlanmasını olumsuz etkilemekte. Sonuçta körlüğe kadar gidebilen bir seyre ulaşmaktadır. Bu nedenle 30 haftadan daha küçük, 1500 gramdan daha küçük bebeklerin retina uzmanı, göz hekimi tarafından muayene edilmesini istiyoruz. Hepsinde yaşanabiliyor mu peki? Tüm prematürelerde erken doğan bebeklerde yaşanabiliyor mu? Şimdi normalde gebelik 40 hafta olarak kabul ederiz. 32 haftadan daha büyük bebeklerde, 2 kilogramdan daha büyük doğum ağırlığı olan bebeklerde, küvezde kalmamış, aktif oksijen almamış, solunum cihazlarına bağlanmamış bebeklerde herhangi bir göz problemi beklemiyoruz. Ama özellikle 30. haftadan daha küçükse, 1500 gramdan hatta 1250 gramdan daha küçük bebeklerse mutlaka göz takipleri olması gerekiyor. 1000 gramdan daha küçük bebeklerin yarısına yakınına profilaktik tedavi yapılması gerekiyor. Bu erken doğan bebeği hemen birinci, ikinci gününde göz muayenesini istemiyoruz. 4. haftada istiyoruz. Eğer endişelerimiz, şüphelerimiz varsa bir hafta arayla bebeği birkaç defa daha görüp retinanın damarlanmasını, tamamlanmasını bekliyoruz. Normalde olması gereken doğum haftasına kadar bekliyoruz. Ondan sonra genelde takiplerimizi kesmiş oluyoruz. Tedavi sürecinde uygulama nasıl yapılıyor? Eskiden kriyo dediğimiz dondurma tedavisi yapılırdı. Risk oluşturan prematür retinopatisi olgularında öncelikle takip yapılır, yüksek riskli hale geçtiyse kriyo yapılırdı ama artık başlıkla argon lazer tedavileri yapmaktayız. Yeni yeni gözce ilaç uygulamalarımız, Lucentis gibi, Avastin gibi ilaç uygulamalarımızda lazer gerekliliğini biraz azaltmaktadır. Ama burada önemli olan risk taşıyan bebeklerin 4. haftadan itibaren retina uzmanı tarafından takip edilmesi ve gerektiğinde tedavi almasıdır. Yeni doğanlarda genelde göz enfeksiyonu görünüyor. Bu çoğunluğunda görülür mü? Nasıl bir tedavi süreci uygulanıyor? Anne babaların uygulaması gereken noktalar var mıdır? Normalde bebeğin anne karnındaki ortamı sterildir. Ama doğum kanalından geçerken mikroorganizmalarla muhatap olmaktadır. Normalde çoğu bebekte doğumdan hemen sonra konjonktivit hali gözükmez. Eskiden gümüş nitrat profilaksisi yapılırdı. Ama artık bunu yapmamaktayız. Konjonktivit hali görüldüğü zaman göz doktoruna giderse tedavi veriyoruz.
Normalde yeni doğan döneminde veya erken bebeklik dönemindeki basit konjonktivitler bebeğin mikroorganizmalara yeni tanışması, işte diğer çocuklarla, diğer bebeklerle muhatap olmasıyla olmaktadır diye düşünmekteyiz. Yani kreşe giden bebeklerde daha fazla konjonktivit görmekteyiz erken dönemde. Daha çok kalabalık ortamdalar. Doğru. Hafif konjonktivitlerde yani erken planda antibiyotik tedavisi çok önermiyoruz. Çünkü konjonktivitlerin birçoğu kendisini iyi sınırlayan, kendi kendine tedavi olan, kendi kendine düzelen durumlardır. Ilık suyla temizlik yapılması, elimizin altında sık kullandığımız hastalarımızdan sık duyduğumuz çay pansumanı gibi temizlik yapılması genellikle yeterli olmaktadır. 2 günden fazla süreyle gözde her uyandığı zaman çocuğun gözünün yapışması şeklinde bir konjonktivit hali, belirgin çapaklanma hali varsa o zaman göz doktoruna gelip ilaç tedavisini o zaman başlamak istiyoruz. Temizliğinde de hani ben de kendi çocuğum olduğu için kullanırken mesela aynı pamuğu iki göze de kullanmazdım. Bu doğru mudur, öyle mi dikkat etmemiz gerekir mi o ayrıntıya? Hani normal günlük temizliğinde de çocukların. Şimdi normalde aslında iki gözde aynı flora bakterileri mevcuttur. Yani steril bir bez kullanılması mutlaka gerekli değil. Çünkü dış ortama açık olduğu için gözümüz steril değildir. Yani bir göze kullandığımız pansuman materyalini diğer gözde kullanmayalım şeklinde bir ısrarımız yok. Genellikle bakteriyel konjonktivitler iki gözde birbirine eşit miktarda olur. Bazen bir gözde daha fazla olduğunu görmekteyiz ama genellikle iki ondan gözde daha fazla. Ondan ona geçme gibi bulaşma tarzında. Bakteriyel konjonktivitler iki gözde başladığı için ve çok çabuk iki göze geçiyor. Özel bir tercihimiz yok. Ama yapılmasının zararı da olmaz. Yani bu dikkatli bir anne ise iki göze farklı mendil kullanarak silebilir. Çok da sıkıntı yok o zaman ikisini birlikte kullanmakta. Peki bebeklerde göz tansiyonu görülür mü? Bebeklerde göz tansiyonu aslında çok çok nadir. Bir göz hekimi ortalama 20 ile 30 arası poliklinik muayenesi yapar. Bu ideal şartlarda. Gerçi devlet hastanelerimizde daha çok çocuk görmekteyiz ama bir yılda bir tane veya birkaç yılda bir tane doğumsal göz tansiyonu yüksekliği görmekteyiz. O kadar nadirdir. Genellikle çocuk doğduğu zaman göz tansiyonu ile doğar. Yani gözün tansiyonunu ölçebilmiş olsak yüksek olarak doğar. Işıktan rahatsız olma, gözde sulanma, gözün şeffaf olması gereken kornea yapısının beyaz görükmesi, çocuğun ışıktan rahatsız olması gibi şikayetlerle anne babanın bize getirdiğini görmekteyiz. Gözün renkli kısmı ölçümlerinde, korneanın ölçümlerinde olması gereken kornea çapından daha büyük bir kornea ile karşılaşıyor isek öncelikle göz tansiyonundan şüphe etmek gerekir. Tedavi edildiği zaman sonuçlarından memnun kalıyoruz. Tedavi edilmediği zaman körlükle sonuçlanan bir durum olduğu için. Doğumsal glokomlarda ilaç tedavisinden ziyade cerrahi müdahale gerekiyor. Biraz daha sonraki yıllarda yani 5-10 yaşında gelişen glokomlarda ilaç tedavisi daha etkili ama konjenital glokom olarak kabul ettiğimiz ilk birkaç ay içinde tespit ettiğimiz glokomlarda goniotomi dediğimiz bir ameliyat şekli oldukça etkin oluyor. Bundan sonra genelde ilaç kullanmaya gerek kalmıyor. Bebeklerde gözyaşı tıkanı kılığı neden görülür? Tedavi sürecinde neler yapmak gerekir? Masaj bu konuda iyi midir? Ailelere tavsiye eder misiniz göz masajı yapmaları? Gözyaşını buruna aktaran kanalımız aktif dinamik bir yapıya sahiptir. Gözümüzü her açıp kırpmamızda bir pompa sistemiyle gözyaşını gözden alıp buruna gönderen bir yapımız vardır. Normalde doğumdan 2 ay kadar önce gözyaşını buruna aktaran kanalımızın burun tarafında bir zar yapısı vardır ve bu 2 ay önce açılmıştır diye düşünürüz. Fakat bebeklerin %5'inde bu zar yapısının açılmadığını görerek gözde 2. hafta ile 3. hafta arasında sulanma, daha sonrasında da çapaklanma şikayeti başlar. Biz ortalama her hafta 2 ila 3 bebek aynı şikayetle muayene etmekteyiz. Burada
olayın kendiliğinden düzelme ihtimali çok yüksek olduğu için müdahale için çok acele etmiyoruz. Masaj yapmayı özellikle tavsiye ediyoruz. Burada 40 sayısını hastalarımıza vurguluyoruz. Günde 40 defa gözyaşı kesesine parmak ucuyla bastırılması gerekiyor. Burunla gözün ara kısmına, tam nereye dokunacak? Gözün iç açısına, gözün iç açısına, tırnakların güzelce kesilerek gözün iç açısına parmağın ayak kısmıyla bastırılmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yapıldığı zaman zaten parmak ucunun gözyaşıyla ıslandığını görüyorsanız etkili bir masaj yapıyorsunuz demektir. Gözyaşı kanalını düzenli olarak boşaltırsak genelde antibiyotik kullanımına gerek kalmıyor. Çocuklarda yeni doğan döneminde özellikle sık sık konjonktivit oluyor. İlaçlarla düzeliyor, sonra tekrar konjonktivit oluyorsa gözyaşı kanal tıkanıklığından şüphe etmek gerekir. Çoğu bebekte 6 aylık olana kadar açılıyor. Eğer aile devamlı çapaklanmasından muzdarip olup artık pes etmişse 6 aylık bebekte bile müdahale edebiliyoruz. Biz genelde çocuğun anne babasına 1 yaşına kadar beklemesini tavsiye ediyoruz. 2-3 yaşına kadar bile bekleyip kendiliğinden açılan gözyaşı kanal tıkanıklarını gördük. Müdahalede de gözyaşı kanalına ucu sivri olmayan iğne gibi elastik bir metalimiz var. Gözyaşı kanalından girerek buruna kadar ilerletiyoruz. İlk 6 aylık dönemde %95, 1 yaşında %80-85 bir başarısı vardır. Kendiliğinden açılan olayı biz tedavi ettiğimiz için gözyaşı kanalının buruna açıldığı yerdeki zarın olması dışında başka bir kanal tıkanıklığı sebebi varsa müdahaleden sonra tekrar tıkanıyor. Bu da bize bu şikayetle gelen bebeklerin yaklaşık %1'i hatta %1'den azı diyebiliriz. 6-7 yaşına kadar her iki gözü çapaklanan çocuklarımız olmuştur. Onlara daha başka, daha ileri müdahaleler gerekmektedir. Hocam izninizle bir aramız var. Sevgili dostlar, birbirine soralım bölümümüzde Fatma Volkan Hanımefendi anne karnındaki bebeğin gelişimini bizlere bildirecek. Daha sonra bir reklamımız var. Reklamlardan sonra biz yine buradayız inşallah. Programımıza devam edeceğiz. Merhaba, yeniden merhaba. Biz bu ay size gebeliğin en kritik, artık sonun başlangıcı dediğimiz döneme girdiğimiz 9. ayı anlatmak istiyoruz. Bu dönemlerde genelde artık anne adayları doktorlarıyla biraz akraba halini alıyorlar. Çünkü çok sık görüşüyoruz tabii ki. Bunun nedeni de şu, yaklaşık 39. ayın başından itibaren, yani 35. haftadan itibaren NST takiplerimiz başlıyor. NST ile kastettiğimiz nedir? NST'nin açılımı non-stress test. Biz niçin yapıyoruz bunu? Önce kısaca ne olduğundan bahsedelim. NST demek, hastayı bir cihaza bağlıyoruz. İki probumuz var. Birisi bebeğin kalp atımlarını algılamak üzere dizayn edilmiş. Biri de rahimdeki sancıları algılamak üzere dizayn edilmiş. Bebeğin hareketlerini ve kalp atımlarını tespit etmek için bağlıyoruz bir cihaza. En az 10 dakika, yani bazen 40 dakikaya uzattığımızda oluyor. Bu süre içinde bebeğin kalp atımlarını bir kağıda, ince uzun bir kağıda yazdırıyoruz. Bu kağıtta biz, yani NST okumak diyoruz biz, burada bebeğin kalp atımlarını okuyoruz bir nevi. Yani bu bebek iyi midir, anne karnında durumu nasıldır diye bakıyoruz. Biz bu aya kadar aylık takipler yapıyorduk. Bebek iyi midir diye ultrason incelemesi yapıyorduk. Ama artık ultrason incelemesi tek başına yeterli değil. Mutlaka bebeğin kalp atımlarını da takip etmek istiyoruz. O yüzden NST takiplerine başlıyoruz. Genelde haftalık, maksimum 2 haftalık aralarla başlıyoruz. Son ay, yani 38'den sonra mutlaka haftalık hastaları görmek istiyoruz. Hastaları her gördüğümüzde tansiyonlarını ölçmek istiyoruz. Bu dönemde hastayla doktor arasında bazı şeylerin konuşulması gerekiyor. Doğumun şekli konuşulması gerekiyor. Bebeğin başı aşağıda olan bütün gebeleri biz normal doğum adayı olarak kabul ediyoruz. Ama bebek tabii ki poposu ya da enlemesine yatma gibi duruş bozuklukları varsa zaten o zaman sezaryen randevusu gündeme geliyor.
Biz anne adaylarına bebeğin hareketlerini artık çok sıkı takip etmelerini öneriyoruz. Neden? İçerisi aslında yani bir nevi kapalı bir kutu. Biz bebeğin hareketlerini annenin takip etmesini istiyoruz. Çünkü sıkıntısı olan bir çocuk, oksijenlenmesi bozulan, kanlanması bozulan bir bebekte hareket azalması olabilir. Tabii hemen 2-3 saat hareket etmedi diye panik de yapmamak lazım. Çünkü bebeklerin artık uyuma ve uyanma periyotları olacaktır. Ama genel olarak yani anne adaylarının kafalarının bir bölümünde bebeğimin oynamasını takip etmem gerekir diye bir bölge oluşması lazım. Yani hareketlerine dikkat etmek lazım. Hareketleri nasıl takip ediyoruz? Biz genelde 10 hareket diyoruz. Yani klasik kitaplarda 10 hareketten bahsediliyor ama mesela sabah bebek başladı. 10 tane hareket ard arda bir sabah bir saat içinde yaptı. Bu yeterli mi? Değil. Biz 10 hareket derken 10 adet hareket demiyoruz. Şöyle, bebek tekme atmaya başladı, harekete başladı. 3-5 tekme ard arda bunu 1 diyoruz. Ara veriyoruz, bebek uyuyor muhtemelen. 2 saat sonra 2-3 tekme daha attı, tamam. 2 diyoruz. 3 saat sonra bebek ard arda hıçkırma hareketi yaptı. Ritmik böyle karın zıplar zaten. Ritmiktir. O hani tam bir hareket gibi de değil. Bebeğin hıçkırma hareketini de hareket kabul ediyoruz. Yani bu şekilde gruplandırdığımız zaman 10 grup hareket etmesini istiyoruz. 10 seans yani. Her bebek tabii ki bu 10 hareketi yapmayabilir. Bazı bebekler baştan beridir, az hareketlidir. O zaman günde 6 defa hareket ediyordur bebek. Yine biz onu hani baştan beri böyleyse normal kabul ediyoruz. Eğer doktor da ultrasonda hareketlerini normal görüyorsa bizim için yeterlidir. Hareket takibi önemli. NST'den bahsettik. Bu dönemde annelerde ciddi kalça ağrıları olur. Genellikle ilk doğumlarda 37 ila 38'de bebeğin başı artık angajman dediğimiz çatının içine kafasını sabitler. Ve bu da ciddi ciddi böyle hani kalçalarım ayrılıyor gibi, kalça ağrım var diyen hastalar olur. Biz bunları duyduğumuzda seviniyoruz yani üzülmek yerine bilakis seviniyoruz. Bunların inşallah daha rahat doğuracağına inanıyoruz. Çünkü bebeğin başı 38'de eğer çatıya girerse doğumun daha kolay olacağına inanıyoruz. Bunlar da normaldir. Sık tuvalete gitme artık o kadar abartılı oluyor ki bazen saat başı tuvalete gitme ihtiyacı hissedebilir anne adayları. Fakat burada sık derken yani dikkatli olmak lazım. Yine iyi bir anamnez, mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var. Eğer idrarda yanma, acıma var ve sık sık gidiyorsanız ya da tuvalete gidiyorsunuz, idrarınızı yapıyorsunuz ama sanki bu idrar torbanız boşalmadı gibi tekrar gitme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu gibi durumlarda yine idrar kültürünü yapmakta fayda var. Hiç ağrısızlık yok ama sık sık gidiyorsunuz. Bu normaldir. Yani artık bebeğin başı kemik çatının içine girdiyse idrar torbasının yeri daralacaktır. Buna bağlı sık idrar şikayeti olabilir. Diş şikayetleri, yani diş ağız şikayetleri çok artabiliyor. Diş eti kanamaları artabiliyor. Sık dişlerinizi fırçalamakta fayda var. Eğer ciddi ciddi kanama var ise yine diş hekiminizle görüşerek bizim antiseptik dediğimiz gargaralar ki bunlar mukozadan emilmez, hiçbir şekilde kana geçmez, kullanılabilir. Yani ağız hijyenine dikkat etmek lazım. Bu dönemde bunu çok hani özellikle ve önemli belirtmek istiyorum. Su gelmesi çok subjektiftir. Kişiye özel fark edebilir. Nedir kastettiğim? Bu dönemde akıntı çok bol gelir. Bu da anne adaylarını acaba suyun mu geliyor diye endişelendirir. Ben hastalara genel olarak şöyle diyorum. Şimdi bakın diyorum. Yani iç çamaşırınızda bir akıntı var, etrafında ıslaklık var. Tamam, bu akıntı. Fakat hiç akıntı yok, iç çamaşırınız ıslanıyor, hatta pantolonunuz, pijamanıza dahi ıslaklık geçiyor ise mutlaka bunu doktorunuza söyleyin. Hafif hafif sızma şeklinde eğer membranlar açıldıysa bu önemli olabilir ki biz bunu test etme imkanımız var. Özel testlerimiz var. Bu gelen su mudur, akıntı mıdır ayırt edebiliyoruz. Bu belirtiler olursa doktorunuza danışmakta fayda var. Erken su gelmesi şeklinde olabilir. Bunu ayırt etmek gerekir.